Sahte ev ilanlarında da inanılmaz bir artış var. Şarkıcı Ebru Elver de o ilanların mağdurlarından biri. Kadıköy Moda'da taşınmak istediği bir evin 6 aylık kirasını peşin ödedi. Hevesle yeni evine gittiğinde ise kapıyı kendisi değil içeridekiler açtı. Dolandırıldığını da böyle öğrendi şarkıcı. Bugün telefonda o dolandırıcıya suçunu da itiraf ettirdi. Esamesi okunmaz, içinde aşkın zerresi yoksa. Bir depozitle beraber 28 bin lira ödedim. Git, daha çok uzatmadan bizden. 15 gün sonra taşınacağım, 6 aylık kirasını verdim dedim. O mümkün değil, burası benim evim dedi. Sahte ev ilanlarına inandı, yaklaşık 30 bin lirasını kaptırdı. O dolandırıcıdan böyle hesap sordu. TC kimliğin, bütün bilgilerin niye sahte o zaman? Dümen misin sen ya? Ya abla, yarım saate kadar senin paran getirdim. Senin Allah'tan hiç korkun yok mu? Kontrattaki her şey dümen. Şarkıcı Ebru Elver Suadiye'de yaşıyor. Kirası 12 bin liradan 20 bin liraya çıkınca yeni bir eve taşınmak istedi ve Moda'daki bu ilanı buldu. İlanda evin kirası 4500 liraydı ama evin içerisinde tadilat ihtiyacı olduğu için taraflar 4000 liraya anlaştı. Hatta Ebru Elver 6 ayını da peşin ödedi. Taraflar kontrat imzaladı ama Elver yeni evine gidince büyük bir şok yaşadı çünkü... Kapıyı açtım, baktım çengel takılı. İçeri doğru seslendim, bakar mısınız diye. Biri geldi ve ona sordum. Hani dedim, ben tuttum burayı, yani ben boş zannediyordum bu evi. Hayır, benim evim dedi. Git, daha çok uzatmadan. Üzerine aradığımda telefonu kapalıydı. Sonra o an anladım dolandırıldığımı. Tabii Moda sokaklarında biraz ağlamaya başladım, üzüldüm. Ebru Elver'in kiralamak istediği daire bu binanın ikinci katı. Uzun süredir zile basıyoruz, kimse kapıyı açmıyor. O ilan kaldırıldı, ev yeniden ilana verildi. İlan sahibi Akın Iğdırlı ise iş başındaydı, suçunu böyle itiraf etti. Parayı yatırmazsan çok daha büyük şeyler olacak sevgili kardeşim. Yarım saate kadar senin paran elinde ablayım. Siz bu şekilde dolandırıcılık yapıyorsunuz. Bunu çok ya sistematik... Ya beyefendi, ne alakası var? Bir eksiğim var diyorum. Hemen getireceğim diyorum ya. Hemen atacağım. Hesap numarası da bende var ya. Bu benim yolum, kimse... O para hala hesaba yatmadı. Ebru Elver de o isimden şikayetçi oldu. Ben bayağı büyük ders aldım şu anda. Canım yandı çünkü.